Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Fantastik bir savaş simülatörü olan Büyü ve Canavarlar oyununun 3. bölümüyle karşınızdayım. Kıymetli arkadaşlar, biliyorsunuz bu oyun bir savaş simülatörü. Ancak sürekli gelişmek üzerine kurulu efendim. Her oynadığınızda kristal puanları kazanıyorsunuz. Şu aşağıda görmüş olduğunuz kristal puanlarını. Ve bu kristal puanları ile birlikte kıymetli arkadaşlar çeşitli güçlendirmeler alıyor. Ve bu güçlendirmelerin askerlerinizi daha iyi bir hale getirmesini sağlıyorsunuz. Bu arada aslında en mantıklı upgrade can upgrade'inden ziyade gold upgrade'idir gibime geliyor ama daha fazla gold verecek her rankta. Bir sıfırlayalım. Bu arada ücretsiz bir şekilde sıfırlayabiliyorsunuz upgrade kristallerini. Sıfırlayıp buna versek 110, 150 yok. Peki. Bence full can oynayalım. Gold'a sonradan veririz upgrade'i efendim. Full can upgrade'i bence okey. Her seferinde %10 vereceğine göre %40'lık bir can buff'ı alacak savaşçılarımız. Bu bizim işimize gelir ve yeni oyunda brutal zorluk derecesinde oynamayı deneyeceğiz. Bir hayli zor olacak gibi. Çünkü bütün düşmanların canı %50 daha fazla. Ve daha fazla damage atıyorlar. Ama ne veriyor efendim? %60 daha fazla bloody shard veriyor ödül olarak. Bence bu bizim için oldukça iyi. Sevgili Nizibey, hoş geldin. Sevgili Tromba, teşekkür ederim efendim. Güzel oyunsa keyfini çıkarın lütfen. Çok teşekkürler. Evet efendim, dilerseniz yeni oyun deyip başlayalım şöyle. Okçu karakterini seçeceğim. Normalde sevgili dostlar, bu oyun adı üzerinde. Büyü ve Canavarlar. Mage and Monsters. Ama biz büyüleri kullanmadan sadece askeri bir ordu kurarak ilerlemeye çalışacağız. Çünkü emin olun en mantıklı seçeneklerden biri bu. Ve hadi Forest'da oynayalım ya. Sürekli arenada oynamak zorunda değiliz. Ama Forest haritası diğerlerinden biraz farklı. Starting Troops. Abi burada bana en mantıklı seçenek 5 okçu ve 5 Dwarf Warrior'un verildiği seçenek gibi geliyor. Yani Plague Doctor'larla bir tane şövalye de alabiliriz. Veya Pyromancer'la bir büyücü de alabiliriz. Ya da 5 tane Centaur da başlayabiliyor ama büyücü ve okçu abi. Yani denge her zaman için iyidir. Bu arada bu seride kameramız hemen şurada. Karakterin üstünde duruyor sevgili dostlar. Neden? O karakterin küçük görselini kapatabilirim elbette. Ama kapatmamayı tercih ediyorum. Çünkü burada büyüler yer alıyor sevgili dostlar. Ve karakterin üzerine tıkladığınızda da... Arkadaşlar, size kötü bir haberim var. Biz yaptık galiba. Burada karakterin üzerine tıkladığınızda da kameram birçoğunu kapatıyor. Farkındayım ama upgrade'leri görüyorsunuz efendim. Yani kameramın kapatmadığını düşündüğüm işte can %40 daha fazla. Ve bu okçunun özelliği, bütün range üniteler %20 daha hızlı vururlar. Bu bufflarımız elimizde mevcut. Dwarf Warrior'ların sayısını arttırmak istedim. Bununla beraber efendim hemen şöyle bir upgrade aldım. Elimizdeki askerleri koyabileceğimiz yer sayısı artsın. Tabii ki burada kameram kapatmıyorsa bir miktar. Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Elinizde biriken gold kadar faiz alıyorsunuz. Yani misal şu an bizim 30 altınımız var, öyle değil mi? 100 altınımız olsaydı şayet 10 gold bonus verecekti. 200 altınımız olsa 20 gold. 300 altınımız olsa 30 gold. 300 ve üzeri. 200 ve üzeri şeklinde. Hani öyle düşünün. 400 altın olsa 40 gold. 500 altın olursa 50 gold. Hani aynı bir otoçes oyunundaymışsınız gibi. Sürekli olarak bunlar artıyor. Kademe 2'de efendim. 30 tane farmer ve 6 tane de ranger gelecekmiş. Biz öndeki cücelerin sayısını arttırdık. Bir de nereden geldiğini bilmediğim 2 tane dwarf miner'ım var. Bu dwarf miner'lar kademe 2 karakterler. Diğerlerine nazaran böyle bir parça daha tanklık yapabileceklerine inanıyorum. Arkadaşlar, bu arada bu bizim karakterlerin canlarının %40 bufflı hali. Düşünebiliyor musunuz? %40 bufflı. Alır mı bizim okçular onları? Bu arada bana okçu gelmedi. Bunlar nereden geldi? Asker sayısı kendiliğinden artıyor gibi bir sevgili dostlar. Yani bilemedim ama. Okçu sayımız da bir artmış. Babuş aldık galiba da eli. Bir farkla, görüyor musun? Aldık eli de bir farkla.
Arkadaki okçu miktarını arttıralım. Sonra hocam çok kafa kafaya gidiyor. Gelişemiyoruz yani. Biz burada ejderleri mejderleri nasıl keseceğiz? Bu arada bunun sebebi brutal zorluk derecesi tamamen. Bak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Normal zorluk derecesi olsa çok daha rahat hallederdik her şeyi. Şimdi aslında şöyle yapmak istiyorum. Kaybetmek istemediğim için bir 6 Dwarf Warrior daha aldım. Bir 10 kişilik yer daha açtım. Toplamda 34 kişiyle gireceğiz sahaya. Bu arada çeşitli bufflar mevcut. Askerlerinizin canlarını, güçlerini, can çalmalarını, saldırı hızlarını, her şeylerini upgradeleyebiliyorsunuz. Efendim sevgili Besieger abonemiz olarak aramıza katılıyor. Merhabalar Besieger, hoş geldin. Teşekkür ediyorum kıymetli vaktini bana ayırdığın için. Ve sevgili Retrieve, senin de yeni yılın kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Evet kıymetli dostlar, okçuların sayısı her geçen gün artıyor mu, bana mı öyle geliyor? Ben okçu sayısını bir tık daha arttırdım. 21 okçu, 17 Dwarf Warrior ve 2 tane de Dwarf Miner'la devam ediyoruz hayatımıza. 90 gold'um olsaydı 6 yerine 8 asker almayı açardım ama 90 gold'um yok ve her şey baş başa geçiyor zaten. Kocaman bir okçu grubuyla uğraşacağız bu el. Abi adamlar var ya. Yemin ediyorum Telef Gaming ya. Bizim öndekiler biraz tanklasın da. Ben o öndekilerin tanklığının yeteceğini zannetmiyorum hocam. Bize ne lazım biliyor musun? Şövalye. Şövalye menzilli saldırıdan %90 daha az hasar alıyor gibi bir şey vardı bak. Yanlış hatırlamıyor olmayayım. Brutal mod sevgili dostum. Nasıl bir şey biliyor musun? Karşı taraftaki düşmanların çok daha güçlü gelmesine sebebiyet veriyor. Şöyle ki karşı taraf şu an normalden %50 daha fazla vuruyor ve canı da %50 daha fazla. Brutal zorluğun böyle bir olayı var ve bu fareler umarım can çalmıyorlardır. Fare savaşçılar zira bana can çalıyorlar gibi geldi. Can çalmıyorlar, arkada prestleri var. Ölen. Ölen oyun. Ya böyle bir şey yapılır mı hocam? Yani healer konur mu arkaya? Bizde de healer var tabi de. Bizdeki healerlar kademe 2'de. Babacım ben bu kadar profesyonel ordu dağıtanı görmedim. Öndeki dwarf warrior'lar telef oluyor abi. Direkt telef gaming. Ver arkaya okçu ver. Ve şu dwarf miner'larla bu dwarf warrior'lar arasındaki fark şu. Bunların daha fazla canı var. Arttır. Kapasite arttır. Hala 100 gold'un üstündeyiz. 100 gold'un üstünde olduğumuz için 10 gold buff'ı alacağız ama ben tier 2 adamlara geçiyorum abi. Tier 2'ye geçeyim. En azından prest falan bir şeyler alayım yani. Bu böyle olmayacak. Bak bir tane fare boss geliyor. 2 tane geliyor. Bunlar bizim orada bir tane kodumu öldürüyor. Hocam? Alan vuruyorlar bir de. Bak işin öyle bir kötü yanı var. Adamlar alan vuruyor, alan. Adamlar alan vuruyor abi. Eğer ki bu öndeki tanklarımın işi biterse bu okçularımı alır. Şapır şupur alır. Ve level 6 ulan. Yani level 6. Sevgili iCant Hero hoş geldin. Zorladı mı yeni map? Ağlıyoruz. Sevgili iCant Hero, ağlıyoruz yani. Zorlamak ne kelime. Gözyaşlarımızı tutamıyorlar. Bir de brutal zorlukta. Onun da bir etkisi var tabii. Harcamayacağım para yeter. Upgrade almayı bırak. Hayatta kalamıyorum ki. Şu arkadaki fareler bizi deşecek bence. Ananı avradıyla ne oluyor? Lan! Beyler yandık, arkaya asasinler sızdı. Asasinler sızdı. Asasin fare mi olur ya? Arkadaşlar bizim beygirleri devirdiler. Lan koskoca mitolojik yaratık centaur be. Adamları var ya devirdiler. Sakat at gibi kestiler. Sucuk yaptılar böyle. At insanlardan sucuk yapılır mı ya? Koca mitolojik yaratık. Acık saygı bekliyorum. 180 gold'a daha fazla asker almayı açacağım ama hani tier 2 ünitelerden 4 yerine 6 tane geliyor falan, onu açacağım da para birikmiyor bir türlü.
Şunlar umarım büyücüdür. Yani büyünün yanında helde atıyorlarsa sıçtık çünkü orada. Bizim atlardan yine sucuk oluyor mu? Oluyor abi. Fare adamların ayaklanışı. Sayın hocam, sanırım naneyi yedik bu el. Öldük mü? Ölmesek iyiydi be. Sevgili Honoris'ten 5 kişiye abonelik hediyesi var. 5'i de müthiş insanlara gelmiş ha Honoris. Kesene bereket. Sevgili Simple Tanıl, merhabalar, hoş geldin. İyi yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Nasılsın? Keyifler yerindedir inşallah. Hoş geldin yayına. Kıymetli arkadaşlar, yeni abone olanlar, aramıza hoş geldiniz. Merhabalar. Elimizi aldık gittik abi. Ben brutal zorlukta oynamaktan vazgeçtim. Normal zorluğa alır mısın? Ben brutal zorlukta oynamaktan vazgeçtim. Şunları alıp böyle komple golda yatırabilir miyiz abi? 3'te 3 golda yatırırsak bence tutar. Ve 20'ye de anca Archer'lar ya da Dwarf'lar bufflanıyor. Buffla, Archer buffla. Mahvolduk ya. Ben normal zorlukta geçmek istiyorum bu orman haritasını. Gene aynı başlangıçta başlarım yani. 5 Dwarf, 5 Archer'la. Altın buff'ını da aldım bu sefer. Ya arkadaş. Böyle bir şey olabilir mi? Brutal'da kaçta? Wave 7'de elimize verdiler galiba. Arkadaşlar bu arada şöyle, ben size amacımızı söyleyeyim. Amacımız şu. Wave 30'a gitmeye çalışacağız. Eğer 30 tur boyu hayatta kalırsak Endless mod açılıyor. Seviye 30'da elimizde bulunan ordu hangisi ise o ordu 5 tur daha diğerleriyle savaşıyor, diğer düşmanlarla savaşıyor. Ve ben tabii ki Dwarf Warrior'ların sayısını arttırıyorum. O ordu savaşıyor kıymetli arkadaşlar. Ve 5 turu da tamamlarsa size büyük bir ödül veriliyor. Aa sen bir sevgili Simple Donald, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Keyifli oyunlar diliyorum bu arada sana. Günaydınlar ve umarım yeni yıl sana huzur ve mutluluk getirir. Çok teşekkür ederim tekrardan yayına katıldığın için. Ya umarım eğlenirsin. Bugün çenem düşük gibi böyle dünün aksine. Arkadaşlar bu arada beni dün ruhsuz gördüyseniz kusura bakmayın. Hakikaten böyle yorgundum, biliyorsunuz mu? Hani bayılacaktım yani. Şey olur ya böyle otobüste dayılar. Otobüs böyle bir durduğunda geldik mi diye gözlerini açar, sonra tıs diye devam eder. Ben o moddaydım dün. Tıs diye uyuyordum. Teşekkür ederim Simple Tunnel. Sağ olasın. Uğur Kalaycı, hoş geldin. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Sizin de yeni yılınız huzurlu ve mutlu geçsin efendim. Abi 90 gold biriktireceğim. 90 gold biriktireceğim. 6 yerine 8 adam alacağım. Kalabalık bir orduyla hareket edeceğim. 3. turda karşımıza fare şövalyeler falan çıkıyor ama yeriz biz bunları ya. Hayır, kademe basmak istiyorum. Kademede basamıyorum ki. Her şey para. Bu map'te doğru düzgün para kasamadık gibi. Kristal kasacağız hocam. Kristal kasacağız. Kastığımız kristallerle basic özelliklerini upgrade'leyeceğiz savaşçılarımızın ve devam edeceğiz yolumuza. Baksana arkadaki ranger'lar bayağı bir uğraştırdı bizi. Bizim okçuların menzili de kısa sanki ya, ne bileyim. Ha, tutup da şuradan vursun demiyorum da. Neredeyse dibe giriyorlar. Çok teşekkür ederim sevgili Tekusala, sağ olasın. Çok teşekkürler kıymetli sözlerin için, sağ olasın. Dün dayı modumdaydım abi. Bende bir dayı modu var arkadaşlar, böyle sahura kalkan dayı. Hani tek göz açık tek göz kapalı olur ya, böyle saç baş dağınık. Sahura kalkan dayı modundaydım abi dün. Niye beni uyandırdınız der gibi. Sevgili Muharrem Pompacı abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Muharrem, merhabalar. İyi ki şu kalkanlı adamları aldık bak. Önde en azından şeyleri oyaladı. Okçuları oyaladı. Çünkü bunlar bizim Dwarf Warrior'lara çalışsa elek ederlerdi bunları. Merhabalar Muharrem, hoş geldin. Keyifler yerindedir umarım. Evet, level 4'ü de rahatlıkla kazandık ve artık çok daha fazla asker geliyor. Çok çok iyi. Sadece kapasite arttırıp para biriktirmeye çalışacağız. 90 gold olduğumuzda tier 2 üniteler açılıyormuş. 190 gold olduğumuzda geride 100 gold bırakıp faiz alacak şekilde tık diye tier 2 üniteleri açacağız. O araya kadar biz böyle kuvvetli bir ordu kurmuş oluruz.
sevgili arkadaşlar. Muharremciğim, ben Kırşehir'in Mucur ilçesinden doğdum canım. Yani orada doğmadım. Yani memleket olarak. Dün bir de Escape Simulator oynadın abi. Kakirocum o dün değil. Dün biz şey oynadık. Nordic From Ashes diye bir oyun oynadık. Böyle Vampire Survivors benzeri bir şey. Viking evreninde geçiyor ve Viking evrenindeki 9 diyar var ya. O 9 diyara barış ve huzur getirmeye çalışıyorsun. Savaşıp oradaki bossları falan yenmeye çalışıyorsun da. Abi. Çok göz yoruyor ya şey oyunları. Vampire Survivors tarzı oyunlar. Ya da ben dün dediğim gibi bayılmaya bahane arıyordum. Şey oluyordu böyle. Niyeyse böyle ben yorulduğumda göbeğinin üzerine çay koyan dayı motifi geliyor aklıma. Vardı ya bir tane, hiç gördünüz mü bilmiyorum. İlla denk gelmişsinizdir. Instagram'da, şurada, burada. Bizim zamanımızda Facebook vardı yeğenim. Orada böyle göbeğinin üstüne bir tane ince belli çay bardağıyla çay koyan dayı vardı. O geliyor aklıma böyle. Keyifli de değil ki. Tehlikeli yani baktığın zaman. Muharremcim, Balon T'de 6 klanında klan savaşı şu an var mı bilmiyorum. Balon T'de 6'da klan savaşı var mı yok mu bilmediğim için şu an klana alım var mı onu da bilmiyorum. Ama bugün bir ara girip Balon T'de 6'ya bakabiliriz tabi. Boss mos gelmişse boss keseriz. Veyahut etkinlik varsa, ya var, yılbaşı etkinliği var şu an bildiğim kadarıyla. Yılbaşı etkinliği dolayısıyla Tier 2'ye geçelim mi? Tier 2 yaratıklara. 200 gold üstü olsun, öyle geçeyim. Ama abi level da ilerliyor ya, yani elimize verecekler. Yok, 200 olsun, ben öyle geçeceğim. Bir de çünkü daha Tier 2'de gelecek adamların sayısını arttıracağım. Mecbur, sayısını arttırmazsan her wave, yani her tur böyle boşa geçiriyorsun zamanını gibi bir şey. Mecbur şey yapacağım, sayısını arttıracağım. Ya da parayı komple sıfırlayıp Tier 2'de mi bir toplasak acaba 200 gold? Bilemedim şu an. Bunda deli boş şeyler, fikirler. Selamlar sevgili Trophy Hunter, hoş geldin. Geldi boss. Paşam, zırhlı boss'u diyorsan biz onu kestik. Videosunu kanalda göremezsin çünkü atmadım. Ama kestik yani. Elitini kestik hem de. Archer mı, Dwarf Warrior mu? Bence arkadaki ok miktarını arttıralım ya. Geç Tier 2'ye. 90 gold'da da Tier 2'de şey var. 4 yerin 6 tane adam var. Şimdiden bir yer de alalım ve kalan 70 gold'u harcamayalım. Hani her türlü artık faiz alamayacağız. Altın faizi gelmeyecek bize ama olsun. Aa, bir tane prest gelmiş araya. Kıyamam. Şimdi bunların bir fare kralı var efendim. Bu fare kralını şişlemeyi amaçlıyoruz. Peki. Abi öndeki varyorlar hızlı mı devrildi ya? Yani sol kanadı kaybettik direkt. Üst kanadı kaybettik de. Tamam. Bizim okçular komple fare krala döndü. Öldük mü lan? Ölmeyelim. Devam edelim be. Ne yapıyor bu fare kral? Topal eşek fare mi şey yapıyor? Ya da mage'ler mi fare spamlıyor? Bir şeyler yapıyor. Tamam. Kurtardık. Kurtardık. Fare kral öldüğüne göre biz burayı kurtardık. Necromancer'ları var bunların. Ama çok çirkin abi. Necromancer çirkin yani. Hocam öldük. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öldük abi. Büyücülerin menziline bak. Adamlar var ya, tertemiz etti ortalığı. Level 9'da necromancer'lar var. Level 9'daki necromancer'ları bir geçmeye çalışacağız. Zırhlı değil, yeni boss geldi. Keseriz o zaman ya, sıkıntı yok. Hocam bu çirkindi. Öncelikle gold upgrade'inin boş olduğunu düşünüyorum ve can upgrade'ine basıyorum. Bununla beraber Dwarf ve Archer'a da basıyorum muhabbeti. Ne yapacağız abi ya? Yani heriflerde Necromancer var. Undead Dwarf spamlıyor Necromancer. Biz de Necromancer'ı açalım mı 250'ye? 250'ye Necromancer'ı açsak. Kalanına can bassak. Bir okçuya, bir Dwarf'e bassak. Başka da bir halta basamıyoruz zaten. Eldeki malzeme yetmiyor da. Bu Necromancer o kadar fark ettiriyor. İyi de TR5 ünite ya. TR5. Ben TR5'e gidene kadar...
Ne yapacağım ben TR5'e gidene kadar ya? Ben full can verdim. Bu. Ama çok kansermiş. Yani gerçekten Necromancer çok kansermiş abi. Hocam büyücüyle oynayalım ya. Büyücüyle oynayalım. Bunun yıldırım büyüsü falan benim hoşuma gidiyordu. Büyücüyle oynayalım. Burayı bence büyüyle keseceğiz. Şimdi ben size büyücünün gücünü göstereyim arkadaşlar. Böyle bakın bir yıldırım büyüsü attığında falan mahvediyor. O Necromancer'lara direkt yıldırım büyüsü. Anladın? Direkt yıldırım büyüsü abi. Yani başka seçenek yok. Çünkü onlar orada bir soteleniyor. Seviye 9'da. Bak o kadar askerimiz vardı. Ulaşamadık heriflere. Acayip soteleniyorlar. Footman al. Hayatına devam et. Efendim şöyle bir kulaklığımı takayım. Ben de sizlerle beraber oyunu duyayım. Güzel. Arkadaki okçularına çaktık. Şu kutsama iş yapar aslında ya. Yani kutsama muhabbeti sayesinde ne yapıyor? Artı 50 can veriyor. Üstelik canını fulluyor. %65 daha az damage yiyor. 7 saniye boyunca. 14 saniyede cooldown'u var. Biz bunu savaşçılardan birine verip var ya onu çok deli bufflarız abi. Devam. Bak örneğin şuraya bir tane şimşek attın arkaya. Okçulara gitmesini tercih ederdim. Verdim buna buff'ı. Bak okçular fokuslandı ama deviremedi. Güzel. Arkada sotenenenleri avladık. Healing Wave'e gerek yok. Artı 50 gold gelebilir belki ama asker sayısı açısından çok düşük kalmayalım. Dedi ve 100 gold'u bozdu. Yapacak bir şey yok. Devam. Büyülerimiz kuvvetli. Bu sefer ordu mu tırt kaldı? Gibi. Milli adam samınlama muhabbeti. Ver. De dursun ya. Bak şimdi misal. Bak bunları healerları arkalamaya yolladım. Şu öndeki oyalasın diye ona kutsama da verdim. Diğer wave'lere nazaran kolay geçti sanki ya. Değil mi? Demek ki işte büyücüyü de kullanacaksın abi. Aha da yeni spell. Range ünite. Bence okey. Aşama 88'deyiz. Biraz erken olacak ama. Ver anasını satayım tier 2 üniteleri. Tier 2 ünitelerden de 4 yerine 6 tane almayı açacağım. Biraz asker kasalım. Şu iri kıyıma bir yıldırım. Hadi kes de göreyim onu. Bol bol asker spamleyelim efendim. Verdim kutsamayı. Bu spamlediğin adamlar el sonuna kadar kalıyor bu arada. Yani biraz wave uzasa arkaya bir ordu kuruyorsun gibi düşünebilirsin. Ki bu güzel bir şey. Ben 4 tane prest isterim. Hala 180 altınım yok. La 4 yerine 6 tane gelse de biraz ordu yığsaydık ya. Neyse devam.
O iş tatlı değil ama kurtarırız arkadakileri. Okçuları da düşmanın karşısına geçiririm. Veririm çocuklara kutsamayı da. Kıl payı. Ver prest ver ya. Arttır miktarını. Spelleri kademe 2 yap. 180 gold'u alacaktık biz. O 180 gold'luk upgrade'i alacaktık. Aha bak büyücüler. Bu büyücüler var ya büyücüler. Hocam çok can yakıyor onlar. Çok can yakıyor onlar. O yüzden bak o büyücülerden kurtulalım. Geçen sefer sotelendiler oraya. Canımızı okudular ya. Evet, mini üniteler daha kaliteli çıkarsa iyi olur. Artık 4 yerine 6 adam alalım. Bak Wave 9'a geldik. Biz normalde Wave 9'da öldüydük. Ve bu sefer öleceğimizi zannetmiyorum. Niye? Nerede o necromancerlar? O ağzına tükürdüğümün necromancerlarını şövalyelere avlatacağım abi. Çok küskü verdi bize o necromancerlar ya. Ve fare kralı kim kesecek? İnşallah şövalyeler. Yani umudum o yönde. Arkadan kendi topladığımız ordu geliyor. Verdim kutsamayı. Yığılın arkaya. Sıçtık mı ya? Bu Wave 9'da bir şey var. Sahada kimse kalmadı. Sırf büyüyle tuttuğumuz adamlar. Abi sahaya adam ver de büyüleri öyle upgrade'leriz ya. Sahaya bir adam ver önce. Sahaya bir adam ver. Şimdi her şeyden önce bu büyücüleri avlamak zorundayız. Necromancer'ları falan salla. Kutsa bunu. Arkaya bir tane daha. Tamam okey okey. Geri kalanıyla baş ederiz. Selim Mayda 6. ayında teşekkür ediyorum sevgili Selim Mayda. Hoş geldin 6. ayın kutlu olsun. Merhabalar. Sevgili Horekacım çok teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Şaskicim çok teşekkürler. Eyvallah dostum. Oyun bence de güzel ya. Benim hoşuma gidiyor. Abi kutsama. Artık kutsamayla beraber atak speed'i de artıyor. Ama ne bileyim adam versek daha hoş olur muydu? Evet daha hoş olurdu ama dursun. İki tane daha spell upgrade'ledikten sonra artık orduya döneriz. En azından gold buff'ı falan da geliyor. Ben bu büyücü mage'ler konusunda endişeleniyor muyum? Hiç olmadığım kadar. Tiplere baksana ya. Bizim oradaki şövalye tek başına duruyor da. Büyücüler beni daha bir tedirgin etti. Şu santorun bir canını fulleyelim. Bir de bu büyücülerin canları çok fazla biliyorsunuz değil mi? Şey canları diyorum hem canları hem menzilleri yani herifler camış gibi öteden sıkıyor beni ürkütüyor bunlar. Bir de paso buff'ı büyülere veriyoruz ya o da beni korkutuyor. Ordu dımdızlak yani. 40 kişiyle hareket ediyoruz şu anda. Wave 12. 60 tane mage gelecek ve 40 kişiyiz. Neyse en azından para geliyor. Yani bir de bardağın dolu tarafını görmek lazım. Şimdi aralarına şövalyeleri salıp şövalyeleri bufflayıp diplerine de okçuları salıp en azından ordu gelene kadar zaman kazandıralım heriflere. Alttan şimşeği verdin. Siz ne tehlikeli mage'lermişsiniz ya. Tamam. Range ünitelerinde artık spell upgrade'ini yaptığımıza göre
Hacı abi ben korkuyorum. Yani 40 adamla bu kadar adamı tutamayız. Bu şey değil, Kürşat'ın 40 içerisi değil yani, anladın mı? Dombra müziğini açıp arkada böyle... illaki izlemişsinizdir o videoyu. 40 tane atlı ordunun içinden geçiyor. Bu 40 kişi o 40 kişi değil. Kaldı ki burası 40 kişi bile değil. Burası 39 kişi. Yapamayız hocam. Ben korkuyorum. Sandık da açmak istemiyorum. Sandığı TR5'te açmak istiyorum da. Dur bakalım ya, büyüleri yeni upgrade'ledik. Hele bir ordu kuvvetlenir yani, acelesi yok. Öncelikle arkadaki healer'ları şişleyelim lütfen. Çok teşekkürler. Buff'ı da şu arkadaki alkemiste atacağım ki... bok yedik abi. Healer'lar arada kaldı. Healer'lar kralların arkasında kaldı. Kralların arkasında kaldığı için şişlendik biz. Arkadaşlar biz mahvolduk. Evet, o 366'ın artık münasip bir yerimize. Şu şeyler var ya, healer'lar yedi bitirdi bizi ya. Dur ölmeyin de bir warrior atayım ben burayı. Ah be. Sevgili Naimnat, hoş geldiniz. Merhabalar. Efendim, yeni haritada takılıp kaldık da böyle bir yeni haritada can çekişiyorduk. Ya gerçekten çok zorlanıyorum. Abi normalde brutal zorluk gelmiş ve normal zorluk var. Tabii ki brutal ve normal zorluğun aksine bir de forest haritası var da, forest haritasında sürekli takılıyoruz. Bir wave 9'da takıldık. Takıldığımız 9. wave'de şöyle bir sorun mevcuttu. Necromancer'lar var. Okçularımın menzili kısa. Necromancer'a katiyen ulaşıp sıkamıyorum. Büyüleri aldım. Wave 9'u geçtim. Bu sefer wave 13'te healer'lar beni yatırdı. Bence ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz upgrade'i yanlış yapıyoruz abi. Maximum range'ini fullleyeceksin. Range damage'i fullleyeceksin. Fullledim bunu. Şey oynamıyor muyuz? Okçu çar oynamıyor muyuz abi? Delik deşik ettirmeyi oynayacağız ya. Biz hani öndeki tanklar bufflansın diye öne tank koyduk da. Oynayacağımız belli. 5 tane centaur oyun başı önde iyi tanklar. 5 centaur'u vereceksin, geri kalanı ben halledeceğim. Ama menzilleri gene büyücülere yetmiyor ki. Büyücüleri gene menzillilere yetmiyor. Abi şimdi bak, bu herifle oynamanın avantajı, her zarladığında asker alıyorsun. Her zarladığında asker alıyorsun, anladın mı? Ranger'ların range damage'ini arttırabiliyorsun. Bütün ünitelerin canı artabiliyor falan filan böyle. 3 yerine 4 upgrade seçeneği gelebiliyor. Daha fazla adam gelebiliyor falan. Her şeye eyvallah, okey. Ama sıkıntı şu sayın hocam, o adamların, büyücülerinin menzili çok yüksek ya. Nasıl yapacağız ki? Bizim okçular da iyi vuruyor be. Alınan buff'tan sonra. Bence iyi vuruyorlar. Kademe 2'ye geçip direkt Knight basmak lazım. Kademe 2'ye geçip Knight basarsak kurtulabiliriz. Kademe 2'de miydi Knight'lar? Knight'lar kademe 2'de değil. Knight'lar kademe 3'te. Hani alınan menzilli hasarı %90'la azaltıyorlar. Kaç azaltıyorlar? Dur bir şövalyelere bakalım da. Ben şu an bu haritaya sinir oldum. Geçemiyorum. Archer'dan devam abi. Yok, TR2'de değil, TR3'te. TR2'de değil. 6 yerine 8 tane TR1 adam alayım diyeceğim. Onda da para yok. Bence var ya, sıfır upgrade, bam 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 TR yardıralım. Ya bu harita kanser geliyor şimdi. Yiğidi öldür, hakkını yeme abi. Gerçekten bu harita kanser geliyor. Yapamıyoruz.
Vallahi benim okçuların sayısı da fazla, range'i de fazla. Footman ver. Direkt tier 2'ye geç. Devam. Paso tier basacağım. Paso tier basacağım. Tier basacağım. Kaliteli adamlar geldiği zaman para biriktirmeye başlayacağım. Yani geçen sefer iyi gidiyorduk. Para biriktirme bokuna öldük. Bak bir de arkada şeyler peydah oldu. Büyücüler peydah oldu. Assassin sınıfı bir yaratık yok mu ya? Yani bu preslere, büyücülere gitse. Prest ver. Yer ver. Fırla. 160 biriksin, tier 3'e gideceğim. Alkemist ver. Knight'lar bu turda. Knight alırız. Direkt tier 3'e atlayamıyorum. Wave 7. Dur bakalım. Geçen 9'da çatladık arkadaşlar. Bu sefer de 9'da çatlayacağız mı acaba? Bu sefer de Assassin'ler geldi. Okey. Assassin'ler şey yapamadı. Dayanamadı. Gold tutmuyorum ama bu sefer ordum iyi gibi. Santor sayısını arttırdım. Tier 3'e geçiş yaptım. Yerde bastım. Haydi bakalım. Ya Allah. Seviye 8 adamlarımız artık tier 3. Evet bak, knight'lar büyücülere karşı daha dayanıklı. Ama büyücülerin menzili bizim okçulardan fazla ya. Bu üzücü. Full büyücü geldiği tur ne yapacağız? Dur bakalım. Haydi. Olmaktan korktuğum yerdeyim. Yani wave 9'da. Yani 5 tane necromancer'ın geldiği yerde. Para sakladığımdan ettiğimden değil yani. Zaten basamam hiçbir şey de. Hadi bakalım. Belki bu sefer geçeriz abi. Yani şunlar sürekli öne bak, fare spamleyip duruyorlar, görüyor musun arkadan? Haydi bakalım diyorum. Sevgili Ali Talha, Prime'ın avantajıyla 4. ayında selamlar demiş. Selamlar Ali Talha. Hoş geldin, merhabalar. Hoş geldin yayına. Ha, bu sefer kralları gitti ama. Şövalyeler onları çok oyaladı. Demek ki tiyar basmak mantıklı. Abi lütfen şu necromancer'lara dokunun artık ya. Allah'ım şükürler olsun. Deli gibi rush yapmak zorunda kaldım ya. Deli gibi. Bak şimdi 270'e bas şey 270'e basıp kademe 4'e mi atlasak, yoksa 210'dan 3 yerine 4 adam almaya mı? Bence kademe ya. Bence direkt kademe. Günaydınlar sevgili Lucas Efendi, hoş geldin. Bir ok var, ona basabilir misin? Canım benim, o menzille hasarı arttırıyor. Ama ben şu an asker koymaya çalışıyorum sahaya. Hani her seviye sonrası aldığım askerleri daha da kademelendirmeye çalışıyorum, anladın mı? Ya bunlar şu an bir level okçu. Bu adamların bufflı olup olmamasının pek bir önemi yok. Ya da önemi var, ben yanlış düşünüyorum. Bilmiyorum. Sen 3 şövalye daha ver bana. 270 olamadık. Level basmaya da gerek yok. Evet. 162 tane farmer, 24 tane red mage. Bir tane ok var, ona basar mısın dediğin. Şunu diyorsun ya, o kadar İngilizcem var canım benim. Ne diyor? Range saldıranlar. %30'dan %55'e çıkartacaklar atak buff'ını diyor.
Şu kalkanda can veriyor mesela, öndeki tankları tutar. Ya da şunu seçersin, 3 yerine 4 seçenek çıkar gibi gibi. Ya da mililerin can çalması, anladın mı? Biraz basarsın buna, %50 ihtimalle can çalarlar vesaire vesaire. Ama ben ne yapmak istiyorum? Bu oyunda 5 kademe asker var. Ben kademe 5 askere ulaşmak istiyorum. Neden? Çünkü kademe 5 askerler alabileceklerinin en iyisi, sahip olabileceğinin en iyisi. Sahip olabileceğinin en iyisine sahip olmak zorundasın ki sonrasında buffladığında daha etkili olsun, anladın mı? Umarım o mantık işliyordur bu arada. Efendim, oyunun satış fiyatı 40 TL'ydi. İndirimsiz halinden bahsediyorum. Türkçe dil desteği ne yazık ki mevcut değil ama çok ihtiyacınız da yok. Hani çok basic şeyler var zaten. Allah'ım. Gene mi ya? Gıcık harita. Gıcık harita. Sana çok gıcık oldum. Menzilli ünite kullanmayacağım. Canı fulle. Dwarf warrior'ları fulle. Full melee oynuyorum abi. Full melee, can çalma. Tamam mı? Camış gibi karakter oynayacağım ya. Warrior'ları bufflayan bir tane char var mı? Bekle. Ver. Canı fulledin. Geldin. Şunu açtın. Geryon isimli elemanla hayatta kalmaya çalışacağım. Full melee gideceğim ya. Melee artı can çalma. Ben buna şeyim abi. Ben artık bu kanıdayım. Haydi bismillah. Full melee. Bu heriflere can çalma da vereceğim. Bak, canlarını da arttırdım. Lightning spell bence olur. Bir de kutsama mutsama alırsın, mis. 6 kişi hareket edebilecek mi orada ya? Life steal al şimdiden. %10 da olsa bir can çalman olsun. Arkadaki okçuları bir yiyelim. Vay, 3 yerine 4 karakter atıyor arkaya. Okey abi, adamların sotelendikleri yere devam. Adamların sotelendikleri yere yollayacağım herifleri. Yani okçular arkaya soteleniyor ya. Yollayacağım banditleri oraya. Katiyen bir tane bile menzilli ünite almayacağım. Can arttıracağım. Paso, misal. Yani can arttıracağım. Abi, 3 yerine 4 seçenek ver. Yürü. O can çalmayı falan %50 yaptığımızda buralar yok edecek. Efendim, full at dizemem. Full at dizebilmem için öncelikle o seviyeye gelmem gerekiyor. Evet, yani ver, heal ver. Dediğim gibi okçu almayacağım. Gereksiz. T2'ye atlamayacağım. Devam, yürü. Evet, birbirlerine can basmaya başladılar bile. Var ulan can. Bende de var. Hadi kurtulun şu banditlerin elinden de göreyim. Gene %100 mantıksız oynuyorum bu arada. Yani o konunun bilincindeyim.
Artı 50 gold ver. 6 yerine 8 adam alma. Bence okey ya. Asker sayımızı acık kalabalıklaştıralım. Can çalmayı da %20 yapalım. Sanki böyle birazcık... Bu halde yatarsam salacağım ya. Tekrar tekrar aynı şeyi tekrarlamayacağım. Healing Wave bizimkilerin arasında dönsün. Yıldırım da düşmanlara bir vursun. Kayıtlıya kayıtlıya vurdum. Sekiz tane footman verdin, devam ettin. Assassin'ler kime gidecek misal? Anlatsana biraz, boşluğa. Neden? Çünkü okçum yok. Full mili aldım. Elf Warrior ver. Kademe bas. Mili üniteleri %25 daha fazla vurdursam daha iyi olur aslında. Ya da ünitelerin canını falan arttırabilirim. Ama artık bir kademe basma zamanı geldi ya. Umduğumu yapabiliyor. Ahanda kutsama. Kutsama artı hell. Daha ne? Ver tier 2 ünite. Ver tier 2 ünite. Basacağız burada sentorları. Yardıracağız, gideceğiz ya. Bak şimdi ben sana yapacağım şeyi söylüyorum. Banditleri bunların arasına saldın. Banditlere kutsamayı bastın. Bununla beraber necromancerlara falan vurdurmayı açtın. Banditlere bir de heal'ı gezdirdin. Ön saf zaten her türlü halleder onları. Bak arkaya minik bir ordu operasyonu. Wave 9. Tertemiz kılçıksız. Şimdi kralını keserim onların. Ki mecaz değil. Gerçekten krallarını keseceğim. Güzel. 4 santor. Santorlar 4 yerine 6 gelecek. Devam. Asaslarla ilgilenmiyorum bile. Healer'ların arasına warrior'ları gönderdim. Santorlardan birine canı bastım. Bir tane de healing wave attım şurada. Canı az olanlara bir can gitsin. Çok vuruyor. Şahane. Wave 2'de biraz adam farmlayacağız. Tamam mı? Hem biraz tier 2 asker birikecek. Hem biraz bunlara can çalma, damage ve can vereceğim. Fazladan can vereceğim. Sonra Tier 3'e geçmeden evvel siperlerin kalitesini arttırıp Tier 3'e öyle geçeceğim. Bundan sonraki upgrade'ler için birazcık gold biriktirmeye çalışacağız. Evet, birazcık bu wave bizi zorlayacak gibi. Abartı abartı kalabalık geldikleri için. Oy babayın düşmanları ya. Vay babayın düşmanları ya. Yani sizin fare kere
birader bu çile mi ya? Ver 6 tane santor ver. Bas. Acık da gold biriktirek be. Acık da gold biriktirek. Dur upgrade'leri 100 gold'un üzerine yapalım. Hocam. Babanızın taş taşları yere değsin. Bu ne bu? Farkındaysanız ağlama modum açıldı. Yani siperlere. Gözyaşı buff'ı aktive edildi. Santorların arkasına prestleri verdin. 200 gold birikti. Buradan 100 golda damage buff'ını aldın. Full melee'lere oynuyorum dediğim gibi ya. Full melee'lere. Sonra spell upgrade'leyeceğim. Spell upgrade'leyene kadar daha zaman var. 130 gold'u tutacağım elimde. Çok fazla gold tutup kendimi de zora sokmayacağım. Aha da bak bela burada. Belaya hazır olun hem de çifte belaya. Roket takımı gibiler ya. Roket takımı ya. Verdin yukarıdan healing wave'i. Sizde var, bizde de var healer. Bu arada kurduğum taktik bir maymun taktiği, bunu itiraf ediyorum. Hiç menzilli kullanmayayım, paso adam yumruklayayım diye girdim de. Beni normalde geçenlerde de bu wave patates ettiydi değil mi? Garip bir şekilde işe yarıyor. Yani end game'i göremiyorum. Oyunun sonunu kafamda düşünemiyorum ama garip bir şekilde işe yarıyor. Şimdi %25 arttırdık ya. Canı %40'dan %65'e çıkardık. Sonra can çalma. Sonra spell'ler. Sonra tiyarlanacak üniteler. Bu. Minotaur'lar ve Banshee'ler geliyor. Evet. Okçu kadrosunu neredeyse yok ettik heriflerin. Şunları bir yok et. Şuraya bir healing wave çak. Okey, böyle baba baba vuruşmaya ben varım ya. Ama adamlarımız güçsüz kaldı sanki. Pek vuruşamıyor gibime geldi de. Bir avuç adamım kaldı ya. Bir avuç. Kurbanlık dana gibiler mübarek. Sinan abi hoş geldin. Bu yeni map'in okçuları beni mahvetti abi ya. Bu arada çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için çok sağ ol abi. Merhabalar. Can çalmayı bir %30'a kadar çıkardım. Abi arkadan hele bir mage'leri var. Var ya. Evet abi. Evet abi, biz ilk map'i öyle geçtik. Sevginin aynat kesinlikle öyle. Yani full melee ile oyun geçebilen yok. Ben de farkındayım şu an, dedim yani taktik goril taktiği böyle savaş savaş diye böyle, ama yatacağız yani aşağı bir yerde de, nerede ben de bilmiyorum. Bir yerde aşağı yatacağımız kesin. Bu goril taktiği, bu tutmaz. Son level wave 30, bak şimdi ne diyor? 96 tane roach gelecek diyor. Gelsin anasını satayım, hadi. Bunlar assassin. Enayiler, bizimkilerin hepsi şey, savaşçı. Sabaha kadar assassin var yani. Ne olacak? Bu el benim korkacağım bir el değil. Tertemiz bir eldi bu arada. Prest var. Artık spellerin upgrade'lenme zamanı ve can çalmayı arttıramıyorum çünkü yetmiyor. Bari bir tık yer bas. Yürü. Ne geleceğine bak. Bu kadar nekromansıra ben nasıl ulaşacağım? Eyvahlar olsun, var ya oyun sıralarda vuruşurken maneyi yiyeceğiz abi. Çok büyük kahvelik bu arada bu. Maymunlar Wave 16 görmek birlikte.
şövalye ver. Şövalye. Ve El Babu mililer daha çok vurmak, sonra daha çok cana sahip olmak. Sonra can çalma, sonra tier 3 adam. Level 17 oldu. Artık hani tier 3 adama geç artık, geç. Level 17 oldu anasını satayım. Hala. Bundan arkadaki okçuları yer bitir. Öndekilere bir health yeter. Öndekilere bir health yeter abi. Maymunlar level kasmak birlikte. Maymun. Abi ben Brutal hiç geçemedim. Yani Brutal'a tıkladım da. Sonra dedim ki ben buradan döneyim. Agam dedim, buralar bana göre değil. Biraz can, biraz daha can çalma vereceğim sonra. Devam. Tövbe estağfurullahımsı bir yaratıklar geliyor böyle. Arkadaşlar meydan dayağı atılıyor burada. Meydan dayağı atılıyor burada. Ne onlar ya? Köpek balığı mı? Ne onlar? Abi zavallı ördeğe meydan dayağı. Adam kalmadı, herkes öl... Köpek balığının kırbacı mı var? Köpek balığı beni kırbaçlaya kırbaçlaya öldürdü arkadaşlar ben. Ben bütün kristallerimi alıyor ve buradan defolup gidiyorum. Sevgili dostlar, vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler efendim. Benden bu videoluk bu kadar. Umarım keyif almış, güzel zaman geçirmişsinizdir. Gelecek bölümlerde Mangent Monster serisi kaldığı yerden devam edecek. Esenlikle kalın. Bye bye.